Herkese merhaba, ben Aslı Kızmaz. Benim buralara hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Oldunuz mu? Şimdi bugün saç boyayacağız. Çok heyecanlıyım. Metin'den direktifleri aldım. Saçları boyayacağım, sonra saçlarımı yapacağım. Çünkü bana Dyson Air Wrap geldi. Ona saçlarımı yapacağım, oje süreceğim, sonra şunu yapacağım. Normalde ne yapardım biliyor musun? Boyaya giderdim Metin'e. İşte boya sürülürdü. O arada Alev gelirdi. Alev'le muhabbet ederdik. Alev'in çok tatlı köpekleri vardır. O köpeklerini anlatırdı. O arada böyle ay hangi rengi sürsek falan diye hayatın gayesi oymuşçasına renk karar verirdik. Ondan sonra o biterdi. Sonra üst kata çıkardım Turcihan'a. Turcihan klasik kaş büyüye girerdi. O biterdi. Ay Turcihan bir iki, ne bileyim bir gözümü kapat bir allık sür diye makyajı bedavaya getirme çalışmaları yapardı. Sonra oradan şıkır şıkır çıkardım. İşe giderdim. İşlerimi hallederdim. Ondan sonra gelirdim, kızımı okuldan alırdım. Sonra kızı uyuturduk, belki İlker'le bir sinemaya giderdik. Bir İyoki'ye Miyoki'ye giderdik. Bir müddet bunlar yok. Her şey evde, kendi imkanlarımızla yapacağız. Gözüm doldu ama bugün full bakım günü. Bugün bunu başaracağım. Oje süreceğim. Kaşlara dokunamam. O riski, ya her riski alırım. Kaşlarıma dokunma riskini asla almam. Ondan sonra güzel makyaj yapacağım, saçlarımı yapacağım falan filan. İtalyan, hazırsanız. Hadi başlayalım. Metin'den video istedim. Metin'e saçları nasıl boyayacağım? Metin benim saç rengime uygun, dipleri sadece boyatacak bir boya göndertirdi. Sağ olsun Ağrı'yı getirdi hatta Metin'in orta. Ağrı'nın evi bize yakın geçerken attı ve attı bıraktı gitti. Dedim ki gelmişken bir ipi sürseydin ne olur. Saç baba dedi ve gitti. Şimdi Metin'in direktifleri. Koy kurgucu bey bir yana. İlk partını koy, karıştırma partını. İkisini de tamamını bir kasenin içinde sıkıyorsun. Kasenin metal olmaması önemli. İki tüpün toplamı 120 ml eder. Sana gönderdiğimiz o 20 volümlük bir developer var, büyük şişe olan. 120 ml'de ondan koyuyorsun. Yani birebir oranda karıştırıyorsun onu 2 dakika boyunca. Şimdi onu yapacağız. Yani İlker'in bize zorla aldırdığı şey var bizde. Bu arada onu göstereyim. Şimdi onun işim bitti. Şu o dediği beyaz büyüğü koydum. Şu Tefal'in bu abisi vardı ve abisi. Aleti var ve o kadar işe yaradı ki size anlatamam. Direkt onunla yapacağım. Onu koydum yani ölçüsü için. O dediği büyük Metin'in bu. Bunu koyuyorum. Ürünleri göstermiyorum size şu an. Çünkü alır yaparsınız falan tutmaz. Çünkü benim saç rengime göre. O yüzden onları göndermiyorum. Sadece şeyini söyleyeyim. Markasını söyleyeyim. Schwarzkopf. Schwarzkopf. Öyle bir şey herhalde. Şimdi sıkıyorum. Sıktığımı görmüyorsunuz ama yani sıktığımı görseniz ne olur, görmeseniz ne olur. Haksız mıyım? İnşallah güzel olur, inşallah. Çünkü ben hani yemek bile biliyorsunuz doğru düzgün yapamıyorum ya, hep ölçüleri yanlış koyuyorum falan. Ve bu sefer saçımda deneyeceğim. Olaylar. Öf, boya koktu. Kesin doğru yapıyorum çünkü boya koktu. İlker ya şimdi sıksana. Aslında İlker'e boyatacaktım saçı da. Sonra Safiye ile Faik gibi her videoda beraber olmayalım diye. Aşkım o kadar da abartma, kolun görünüyor zaten. Niye görünmek istemiyorsun? Aa, çocuk gibi bak görmesi gerekiyor. Kolumuz var ki görünüyor. Ama sen zaten sıkmışsın. Aşkım onun sonunu bir varsa sık. İnşallah Metin bana doğru ölçü vermişsindir. Bak bu saç kötü olursa bütün senin hatan her şey. Şimdi her şeyi sıktım. Bakın böyle oldu. 2 dakika karıştır diyor. Güzel güzel karıştıralım. Ne yaptınız siz, iyi misiniz? Bir önceki videomu hiç kimse izlemedi. 40'da yılda bir. Videodan önce şeye sordum benim ekibe. Yani beni işte yüzde kaç kadın izliyor? Ondan sonra kadınların yaş grubu ne diye sordum. Ve işte 25-35 hatta 35 üstü. %98 kadın izleyicim vardı. Aa dedim bu içerik çok güzel olur. Bir de Google Türkiye çok havalı falan filan. Özgür. Ulan tipsi gibi izlendi. İlla geyik yapacağız. İlla geyik yapacağız. Az saç boyuyoruz. Ha bir de İlker yok şu an. Bir şey diyeceğim. Sadece İlker'le videolarım çok izlenirse onu da aşırı kıvılırım. Bu kanal benim kanalım. Bir önceki videoya birisi yorum yapmış. O kadar güldüm ki Nalan. Nostaljik Nalan. Seni seviyorum aşkım. Ben çocuklarımı sadece kampta büyüteceğim. Köye götüreceğim. İnek saldıracağım. Bebeklerimi kendim dikeceğim falan demiş. Asla ekran göstermeyeceğim demiş. Tamam dedim Nalan'cığım. Sana yandım ama bu ateşi harlama yapma. Nalan. Canım Nalan ya. Kaç yaşındasın Nalan? Nostaljik Nalan. Bu arada hiç dalga geçmiyorum Nalan seninle. Gerçekten çünkü ben de aynı şeyleri tuttum. Ama atalarımızın çok güzel bir lafı var. Ondan sonra saçını şu kaşın ortasından enseye kadar bir profil çizgisi ayırıyorsun. Önden arka enseye kadar saçını ikiye bölüyorsun. Tepeden sürmeye başlıyorsun diklerini.
Vallahi çok heyecanlıyım. Bir kere bir L'Oreal'le bir işbirliğim vardı. Orada da kendim sürmüştüm. Ama bunu koymayacağım. Ne yapayım ya? Dedi artık. Of, bu da benim boya üstüm olur. Ondan sonra orada bir boyamıştım kendimi ama bu iş biraz farklı. Orada sonuçta yanında biri vardı. Öyle yapacaksın, böyle yapacaksın falan diyordu. Eldivenlere alıştık ya. Eldivenlere alıştık. Arkadaşlar başlıyorum. Hazır mısınız? Diyor ki yani buradan diyor, böyle diyor, sür diyor. Tamam mı? Böyle 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 git diyor yani. Başka bir şey demiyor bence. Çok korkuyorum. Ne kadar kötü olabilir ki? Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ama kolaymış mı be? Her tutamda bir yarım santimlik kalınlık yeterli olur. Şunları yani yarım santim, yarım santim bir öncekini görecek şekilde. Bütün saçın diplerine sürüyoruz. Arkadaşlar ben bu saçı ayıramıyorum. Dakika bir, boy bir. Bunu anladık. Kesin şu an mesela biri izliyorsa ooo sonunu anladı. Dediğim gibi ne kadar kötü olabilir yani. Şuradan şöyle full ayırmak lazım. Değil mi? Metin dedi ki gerçekten bunu yapamazsan dedi bayağı beceriksiz bir tip. Dedi. Çünkü dedi çok kolay yani şu an bunu yapmak dedi. Yani önemli olan evet sürmek de çok mühimdir. Yani ben sana bütün doğru tonunu veriyorum. Alt tarafı süreceksin yani dedi. Her zaman şunu derim ki kuaförlük de bir sanat yani. Tüm Metin ya. Diyorum Mac. Çok seviyorum Mac'ı. Var ya bir daha çok bunu söylemiştim galiba. Hiçbir zaman öf gene çok para ödedim falan demeyeceğim onlara size yemin ederim. Bak bittik hepimiz. Arkadaşlar ben hiç o kadar aşırı ya ben gene hani böyle çok böyle aşırı makyaj tip değilimdir yani gene doğalımdır çünkü üşengecim. Üşengeç olmasam mesela şimdi görüyorum Melody'yi falan böyle güzel güzel giyiniyor, makyaj yapıyor öyle hep kız bakımlı. Ben bir insan değilim yani hiçbir zaman evdeysem hele o motivasyonum bak spor motivasyonum olur, hareket ederim, ne bileyim okurum, yazarım, çizerim ama iş kendime gelince benim kızım da böyle biliyor musunuz? Az mı sürüyorum acaba? Oluyor mu? Yani kime göre neye göre İlker? Yani çünkü sadece önleri yapabiliyorum. Şu an İlker arkaları yapmak zorundasın. Yani benim bu solak elimle arkaları, bak arkalar bomboş görüyor musun? Oraları sen yapacaksın. Hayat müşterek iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana kadar İlker. Gerekirse Safiye ile Faik İlker yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. O noktaya getirdi hayat bizi. Kaçma! Ciddiyim İlker. İş oraya bir gelsin. İlker işin oraya gelmesine o kadar az kaldı ki. Oh, bana boya yapılırken ben full. Oh, Ayşe abla bana güzel çaylar yapardı, sandviçler yapardı. Ben onları yerdim, geyik yapardık, dedikodu yapardık. Dükkanda kesin böyle benim aşırı takılacağım bir tip olurdu, ona böyle bakardım. Nereden almış? Acaba ben mesela şeyi çok severim, insan tahmin etme. Siz de sever misiniz? Mesela bir insanı bir kitlerim, bugün kesin o yüzden dayak yiyeceğim. Yani ne yapıyor, ne iş yapıyor? Ondan sonra acaba şu an üzgün mü? Arkadaşlar sadece bir bölge yapıyorum, farkında mısınız? Arka yok. Sana ah Nalan'ım ya, nostaljik Nalan'ım, ne yapıyorsun, iyi misin? Nostaljik Nalan kesin saç da boyamıyordur. Şu an işler hiç istediğim gibi gitmiyor biliyor musunuz? İlker! Gelmen lazım çünkü arkayı görmüyorum yani. Arka şu an full açık aşkım. Hadi gel. Söz seni çekmeyeceğim. Hadi gel. Şimdi bak buralar falan hep bak gördün mü İlker? Evet. İşte oradan başlayıp yanlıya yanlıya gitmen lazım. Ortadan anladın? Ayırıp mı? Evet ortadan ayırıp yanlıya yanlıya. Senin daha burada çok işin var. Evet, kafana ne eğme? Eğmeyeyim mi? Halka. İlker dedi ki hiç sürememişim ben. Bak yeni bir meslek öğreniyorsun. Çok sağ ol. Kulakları bedavaya boyuyorum. Kulakları boyama çıkmaz. Lütfen. Para almıyorum kulaklarını. Zaten o kadar kötü boyamışsın ki ben ne yapsam daha iyi olur ya. Ama güzel kitlemedim insana işe. Güzel kitledin. Evet. Beni de çekiyorsun yani. Ne yapayım çekmeyeyim? Her şeyi sen boyasan niye bir saç boyama videosu oluyor o zaman? Yani her şeyi anladım. Ne dediğini yani o kadar mantıksız bir şey söyledim ki şu anda. Of çok yoruldum. Bitti mi? Bitti bitti. Hadi gözünü al. Şu ortayı bir kontrol etsene bir daha. Şu ortadan ayırıp. Orayı iyi sürmüş müyüm? Çok iyi sürmüşsün. Tamam, ayrılmıyor bile o derece. Bir yarım saat bekliyorsun. Yarım saat dolduğunda yine tekrar şöyle daha kalın kalın ayırarak elinizle, eldivenle veya fırçayla hafif hafif şöyle boyayı bir kaydırın ki orada bir geçiş sağlansın. Toplamda 45 dakika bekletmiş ol. Dibin çok çıkmış, beyazların tepede çok yoğun. 5 dakika toplam bekleme süresinden sonra saçını yıkayabilirsin. Şimdi ilk partı İlker sürdü. Ben sadece burayı sürebildim. İkinci parti için 30 dakika bekleyeceğiz. Sonra daha boyan var ya. Ben bunu güzel karıştırırım. 15 dakikada onu yapacağız falan filan. İnterminal. Aslıcığım, beklerken bir şey içmek ister misin? Ya evet ya. Bir tane açık çay alabilir miyim? Bir tane açık çay alabilir miyim? Biraz önce burada bazı şeyler yaşandı.
Bir şey değil mi? Çok iyi alet. Dur, adı neydi? Ben bunu bayağı önce karavana giderken o kadar önce almıştım bence. Bence. Öyle düşünüyorum. Çünkü bir anda belirdi evde bu. Yani karantinada bir anda evde böyle bir şey belirdi. Veet Easy Gel Wax. Sira damattı. Bakın bu. Hı. Ve süpermiş ya. Okey. Varım. Bundan sonra hayatta Turcan sana o değiştiyse şunun parasını düşer. Her şey para. Evet. Şimdi şöyle biraz daha. Yedir diyor bence yani. Değil mi? Abi en önemli önler. Önler kapatılırsa arkayı kim görüyor ya? Benden ne olur kitabını okuyanlar bilir. Popomdaki seyirler umurumda değil. Arkamdan bakanlar düşünsün. Kafama göre ben bunu yediriyor muyum? Hayır, benim çok boyam arttı. Ondan korkuyorum, biliyor musunuz? Çok boyam arttı çünkü. Bu kadar boya artmalı mı? Ben bir şeyleri çok yanlış yaptım. 15 yıldır saç boyatıyorsun değil mi? Bir incele, bir bak. Bir bak yani. Nasıl boyanıyor? Bir bak. Onunla bununla muhabbet edeceğine, milleti inceleyeceğine, incele. Nasıl boyanıyor saçın? Değil mi? Yok. Yedir demek ne demek? Görüntülü şeyini yedir demek ne demek acaba? Çok boy arttı. Dur bir sorayım arayıp. Hey Siri, Metin saç arar mısın hiç sen zaten hayatın boyunca? Kimi aramak istiyorsun? Metin. Bir dakika lütfen. Onaylamak için soruyorum. Nisa Ertan, cephe aramak mı istiyorsun? Hayır. Kimi aramak istiyorsun? Metin. Hey Siri. Metin. Metin'i arar mısın? Ve 45 dakikamız da oldu. Artık olduğu kadar ya. Yani daha kötü olamaz bence. Yani çünkü çok beyazdı. Benim saçımın birçok renk olduğu için çok fazla etkiliyordu. Bence çok kötü olmayacak. Şimdi gidiyorum banyo yapmaya. Banyo yapacağım. Geleceğim. Sonra saçlarıma güzel şekil vereceğim. Kıyafetlerimi değiştireceğim. Şahane böyle çıtır 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 çıtır. Mis gibi gün. Hadi bakalım. Gidiyorum, ben geleceğim. Dur, şunun çok az vakti kaldı. Bekleyin. Oh, tam bakım yapıyorum. Bu da şey, Garnier'in N bombası. Bunlardan bende niye o kadar çok var ki? Muhtemelen gönderdiler. Şimdi bu karantinada durmadan kullanıyorum. Kapıyı kilitledim, nasıl gelmeye çalışıyorum. Ah. Şimdi saçlarımı kurutacağım. Ondan sonra makyajımı yapacağım falan filan öyleli. Sonra göreceğiz. Yani önemli olan beyazlar kapandı mı? Kapandı. Bakayım, şu aralara bakıyorum. Bakın. Böyle bakıyorum. Kapandı. Gördünüz mü? Arkayı görmüyorum. Siz arkaya bakın. Kapanmış mı? Kapanmış mı? Böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi saçlar yapmaya başlayalım. Şu Airwrap geldi. Bunun düdük yapanı falan vardı. Ben bilirsiniz. Düz çok severim. Şimdi onu yapıyorum. Full bitsin. Sonra bakarız sonuçlara. Tamam mı? Daha ilk kullanışım. Gerçekten ilk bugün açtım aleti. Saçlarım çok dökülüyor bu arada. İnanılmaz. Hadi ben yapıyorum. Her şeyi de çekmeyeyim yani. Sonucu gösteririm. Arkadaşlar, herkes anlatıyordu. Şu arkadaşı ben gerçekten bu kadar beklemiyordum. İnanamıyorum. Yani şu an o kadar mutluyum ki saçlarım yumuşacık. Fönlü görünüyor. 4 dakikada falan yaptım ki benim saçlarım 15-20 dakikada kurur. Islak saçla direkt yapıyorsunuz, aşırı kolay. 1000 tane sıfır yani bayağı jilet yapanı var. Bu volüm veren ucu. Ondan sonra normal kurutması var. Lülük var. Lülük ama lüleye göre işte kalın lülük, ince lülük uçları var. Abi inanamıyorum ve yani saçlarıma bakar mısınız? Hiç beyaz yok. Volümlü. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Şimdi güzel elbise ve şart. Sweatshirt. Yeni sweatshirt aldım. Sizden çok küçük bir ricam var. Sweatshirt değil, sweatshirt. Niyeyse buna çok takıl. Yeni sweatshirt aldım, onu giyeceğim. Sonra göz altımı kapatacağım, allık süreceğim. Sonra buraya tekrar geri geleceğim. Ve kafana şey yapacağım. Saçlarım güzel. Ruj sürdüm. Gözüme pembe far sürdüm. Daha ben ne yapayım? Çok mutlu oldum, biliyor musunuz? Yani boşuna 50 gündür bekliyormuşum ben saçımı oyalayacağım ya falan diye. Şu an kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. Baksanıza. Çok iyi oldu. O zaman videoyu kapatalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Nalan'ı sevin. Nostaljik Nalan. Seni seviyorum bebeğim. Başka diyecek bir şeyim var mı? Yok. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Keep bye. Aa dur, kapatmıyorum. Bir şey daha diyeceğim. Saçlarımı şöyle ağır çekin çeksene.
kızlara takma saç takmayın Allah aşkına sevgili şampuan markaları. Biz onu anlıyoruz ve çok dalga geçiyoruz gerçekten. Yani ne gerek var? Ne gerek var? O yüzden I love canım Dove. Dur bakayım şurada görünüyor mu Dove? Ha görünüyor. Neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.